201 mi bitti? Hı hı. Yaşa olsun. Geldim. Yasemin. Mert burada mı? Burada mı diyorum? Çok şükür. Senin derdin ne ya? Hı? Derdin ne senin? Önce çocuğu alıp gidiyorsun, kayboluyorsun ortadan. Sonra bana haber bile vermeden alıp çekip gidiyorsun. Sen ne istiyorsun kızım benden? Ha? Ne istiyorsun? Merhaba Yasemin. Sen neredeydin? 6 sene boyunca neredeydin sen lan? Neredeydin? Nasıl gittin? Nasıl gittin? Cevap ver bana. Nereye gittin söyle? Neredeydin sen? Yasemin. Sen... Neredeydin sen? Ederim. Çok özür dilerim. Özür dileme. Özür dileme benden. Ya sen nasıl bırakıp gittin bizi ya? Ya rengin. Rengin. Bir kere bile görmedin sen çocuğunu. Bir kere bile. Neredeydin? Neredeydin ya? Biz ne yaptık sana? Biz ne yaptık? Ben ne yaptım sana ya? Ben seni sevmekten başka. Yasemin. Yasemin. Ay. Ha. İyi misin? Acayip rüya gördüm. Engin. Sus. Ah. Korkma korkma. Benim. Yanındayım. Gerçekti değil mi? Maalesef. Allah. Yasemin. Bela. Aa Yasemin bir sakinleşir misin lütfen? Sakin ol. Lütfen bir sakinleş. Ya benim başımın ne geldiğini farkında mısın Toprak? Ya farkındayım yani. Benim bile ağzını yüzünü kırasım geldi o herifin ama yani... Yani senin ne hissettiğini tahmin bile edemiyorum ama yine de sakin olman lazım. Ben kıracağım ağzını. Ben kıracağım. Yasemin durulmaz bir durur musun lütfen? Bak demin yukarıda bayıldın sen farkında mısın? Lütfen. Senin iyiliğini düşünüyorum. Yapma lütfen. Ya bunca senedir ya. Kim yapar ya böyle bir şey? Nasıl... Ya ben bu adama aşık oldum. Ben bu adamla evlendim. Ben bu adamın cenazesine gittim. Yasını tuttum ben bu adamın ya. Benim ne suçum vardı ki? Senin bir suçun yok. Sahtekarın tekine denk gelmişsin. Ben hiç tanıyamamışım bu adamı. Tamam Yasemin işte psikopat işte belli psikopat. Bu mu yani? Bu kadar şeyi yaptım psikopat deyip geçiyor mu bu mu? Hayır ya. Hayır ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Ben çıkacağım yukarı her şeyi soracağım o da bana tek tek anlatacak. Sen de karışmayacaksın tamam mı? Gerekirse karakolluk olacağız bu adamla karışmayacaksın tamam mı Toprak? Tamam karışmayacağım hadi yürü. Vallahi mi? Ya vallahi hadi yürü. Ben yürü. Arkandayım. Tamam. Bak.
Çocuklar. Sinan abi. Ne? Ne? Nerede? Tamam geliyoruz, geliyoruz. Rutkay fidanı bıçaklamış. Ne diyorsun Yasemin? Gidelim hadi, hadi. Neredeymiş fidan? Hastanesi dedi. Allah Allah. Allah'ım neler yaşıyoruz biz bu akşam. Abdomen üst kısmında bıçakla yaralanma. Bağırsak yaralanması şüphesi var. Ameliyata alacağız. Aç aç aç. Ameliyata alıyoruz. Siz bekleyin burada. Ben de gelsem. Burada kalın lütfen. Yalnız kalacak ama. Fidan. Fidan kızım dayan, tamam mı? Çocuğun için hadi bakalım. Tamam. Daha iyi misiniz efendim? Allah'ım ben rahatım ya. Tamam geçti. Bu sizin suçunuz değil efendim. Rutkay Bey ben şahitim. Sizin bir suçunuz, bir kastınız yok. Ellerim niye kanlı o zaman? Bu sizin suçunuz değil. Biraz sakinleşmeniz gerek. Şu anda kendinizle değilsiniz. Karımı bıçaklayıp kaçtım ben ya. Karımı bıçakladım. Herhalde kendimde olamam. Rutkay Bey siz isteyerek yapmadınız. Yasemin geldiniz mi? Bıçakladı kızı. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi bıçakladı. Ya ameliyata girdi şimdi. Aldılar ben. Bana da burada kal dediler. Kaldım. Çocuklar iyi ama tamam mı? Merak etme. Ayten Hanım yanlarında. Fidan kötü bir tek. Delireceğim ya. Tamam bir sakin bir nasıl oldu anlatsana. Vallahi gözümün önünde kanlar içinde kız. İşte evden bıçakla çıktı elinde. Adamın peşine. Ya sen niye gidiyorsun kızım adamın peşine ya? Abi ne demek elinde bıçak? Sen Rutkay bıçakladı demedin mi? Bıçakla çıktı evden. Şey ya ben ne dediğimin farkında değilim. Avukat geldi. Avukat geldi bir deli raporu gösterdi. Bir şeyler gösterdi. Kız delirdi. Delireceğim ya. Ya biz ne yaşıyoruz? Ben uyanık mıyım ben ya? Şu an ne diyorsun abi? Kendimde değilim. Vallahi kendimde değilim. Tamam bir sakin olun. Rutkay nerede şu anda Rutkay? Abi ben şimdi kızla uğraşırken orada... Adamları aldı, arabaya bindiler, götürdüler. Şerefsiz köpek. Polise haber verdin mi sen? Ambulanstaki arkadaşlar verdiler. Ben hani düşünemedim ilk anda onu. Tamam. Yasemin. Ben şu şerefsizi bulmaya gidiyorum. Senden olur çok perişan etme kendini, tamam mı? Yasemin, her şey yoluna girecek söz. Tamam. Ya ona bir şey olursa ben ne yaparım, ne diyeceğim Zeynep'e? Bak bakayım bana. Olmayacak ona bir şey. Söz. Ben hemen geleceğim. Benden haber bekleyin, tamam mı? Bir şey olursa da beni haberdar edin. Tamam. Şerefsiz köpek. Alo Semih. Amirim. Bu Rutkay var ya. Amirim ben konuyu biliyorum. Şimdi arkadaşlar aracı arıyor. Tamam güzel oğlum. Benimle iletişim halinde olsunlar. Ben de çıkıyorum şimdi tamam. Tamam hadi. Görüşürüz. Hadi oğlum. Bak. Fidan nerede çabuk öğren hangi hastanede hemen gidiyoruz. Durumu nasılmış hepsini öğreneceksiniz. Hadi durmayın öyle gidiyoruz. Efendim Rutkay Bey şu an gitmemiz sizin için uygun olmaz. Zaten uzaklaştırma kararı var hakkınızda. Ne yapayım? Kaçayım mı yani? Ben o kadar mı düştüm yahu? Kaçmak değil efendim. Endişelenecek bir durumumuz yok. Ben çözeceğim her şeyi. Sadece şu an fevri bir şekilde hareket etmeyelim. Dilerseniz benim ofisime gidelim. Etraflıca bir konuşup ne yapacağımıza karar verelim. O sırada da Bülent Fidan Hanım'ın durumunu öğrensin. Evet efendim. Böylesi daha doğru olur. Buyurun. Elçimizin. Ben de su iç. Evet Semih şimdi ne tarafa? Amirim şimdi aracı bulduk. Yeşilkent Caddesi'ne doğru gidiyor. Bizim arkadaşlar da o tarafa doğru geçiyor.
Tamam, ben de o tarafa doğru gidiyorum. Tamam, tamam abi. Ne demek kızım, Engin'i gördüm ya? Ne demekse o demek abi işte. Bayağı yaşıyormuş. Kızım sen kendinden sen ne diyorsun ya? Ben bu gece kafayı yiyeceğim hakikaten ya. Ben de. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi yani? Yesu sen ciddi misin ya? Ciddiyim abi ya. Bunun şakası mı olur? Gözünü seveyim. Kafayı yiyeceğim vallahi, delireceğim ya. Adam mezardan çıktı. Niye gelmemiş o zaman bunca senedir? Niye gelmemiş ya? Orası daha bende, henüz oraya ulaşamadım. Git. Fidan Ersekli'nin yakınları siz misiniz? Biziz, biziz. Ameliyat iyi geçti. Korkulacak bir durum yok. Çok şükür. Ama bakın, bıçaklanma öyle hafif alınacak bir durum değil. Neyse ki iç organlarda bir hasar oluşmamış. Kesik de öyle korkulacak kadar derin değil. Hem anne hem de bebeğin durumu iyi. Bir süre dinlenmesi lazım. Şimdilik uyutuyoruz ki kendisini daha hızlı toparlayabilsin. Ve bir süre de müşahede altında tutmamız gerekiyor. Daha sonra duruma göre taburcu edebiliriz kendisini. Bebek hangi bebek hocam? Fidan Hanım 5-6 haftalık yaklaşık hamile. Sizin haberiniz yok mu? Peki kendisinin haberi var mı? Yok, ben sanmıyorum. Yani bilse bana söylerdi mutlaka. Rutka Ersekli karısını bıçaklamış. Hashtag Fidan Ersekli. Hocam ben bir girip görsem olur mu? Aa, şu anda uyuyor ama. Çok az kalırım. Söz veriyorum gerçekten. Lütfen hocam. Peki. Sadece 5 dakika mı? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Geçmiş olsun. Sen git. Ben buradayım. Söz veriyorum. Söz. Semih, bilgi geçin oğlum bana, bilgi geçin. Semih, duyuyor musun? Araç henüz karşıma çıkmadı. Evet, işte burada. Kaçma, 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 kaçma. Semih, Melodi Caddesi'ne doğru gidiyor. Hemen ekipleri oraya yönlendir. Tamam, takibindeyim. Kaçma Rutkay, kaçma, kaçma, kaçma. Efendim, toprak peşimizde. Sezai Ersekli, kasten yaralama suçuyla tutuklusunuz. Tak şunu kelepçesini. Çabuk.
Oktay Bey'in bir yere kaçma şüphesi yok. Lütfen çıkartır mısınız kelepçeleri? Şşş. Biz bunu ibreti alem için yapıyoruz. Karışma. Çabuk karakola, hızlı. Çabuk, çabuk, çabuk. Çekil kenara. Çabuk! Rutkayı aldım. Efendiyi sorguya indirin. Semih'i de çağırın gelsin. Ben geliyorum. Sen de koş peşlerinden avukat. Geç kalma. Müdürüm, siz şimdi koştur koştur panikle aşağıya inersiniz. Sizi zahmet etmeyin diye gelip ben direkt söyleyeyim dedim. Rutkay Sezai Ersekli, karısı Fidan Ersekli'yi bıçakladı. Ben de bu sebepten ötürü onu tutukladım. Aşağıya sorgu odasına aldım. Ama hiç merak etmeyin, avukatı yanında. Çünkü sizi merak edersiniz. Aklınız kalır şimdi. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Estağfurullah müdürüm, ne iması? Direkt yüzünüze söylüyorum işte. İyi çalışmalar. Karısını nasıl bıçakladı? Rutkaycığım, nasıl hissettiriyor sana kendine ait olduğun sandalyede oturmak? Müvekkilimle böyle konuşamazsınız. Ay, haklısınız, çok özür dilerim. Konuşamam çünkü kendisi bir İstanbul beyefendisi değil mi? Peki. Muhterem Rutkay Sezai Hersekli beyler, daha nasılsınız? Oldu mu? Lan oğlum, herifin elinde Fidan'ın kanı duruyor. Sen neyin artistini yapıyorsun hala? Fidan ne durumda? Senden uzakta olduğu müddetçe iyi. Olur, durumunu söyler misiniz? Ha, şeyi soruyorsan hastanede, ölmedi. Şansına küs. Zehra! 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 Neriman Hanım, Rutkay'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Nerede bu çocuk ya? Odasına bir bak bakayım. Ha, tamam, peki. Cevap vermiyor, al. Anlat bakalım Rutkay Efendi, nasıl oldu bu olay? Ben Fidan'ı çok seviyorum. Deli gibi aşığım ona, o benim çocuğumun annesi. Şimdi Rutkay Beyciğim, yanlış anlamayın ama bizim oralarda bir laf vardır. Böyle aşkın ızdırabını derler. Lütfen, lütfen yanlış anlamayan durumu anlatabilmek için söylüyorum. Yani aşık olduğunuz için mi kadıncağızı bıçakladınız? Bu mudur yani? Bakın, olayı herkes gördü. Arka senden de bıktım, bir sus be. Adam anlatıyor işte. Doğru söylüyor, herkes oradaydı. O Sinan Bey diye bir adam var, o da oradaydı. Fidan çıktı birden, elinde bıçakla böyle bana doğru geldi. Bıçağı elime verdi, kendine doğru çekti sonra. Yemin ederim ben de ne olduğunu anlamadım. Çok ani oldu. Olay tam olarak böyle cereyan etti. Ben de yanındaydım beyefendinin. Şoför Bülent de bizimleydi. Bir dakika, bir dakika. Yani Fidan Hanım beyefendinize kendini mi bıçaklattırdı? Aynen öyle. Allah Allah, Semih, duyuyor musun olayları ya? Duy da inanma amirim. Memur Bey, Fidan Hanım'ın bazı psikiyatrik sıkıntıları var. Elimizde bununla ilgili bir rapor da var. Ben de o akşam bu raporu kendisine iletmek için yanlarına gitmiştim zaten. Ha, şimdi anlaşıldı. Kızcağızı delirttiniz. Sonra gidip sen delisin dediniz. O da sonunda harbiden delirdi. Olay bu mu yani? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Şeytan sizi görse
karşınızda saygısından ceketini ilikler. Öyle insanlarsınız siz ya. Peki şöyle yapalım. Rutkay Bey, sizi Savcı Bey'e sevk edelim. Biraz da Sayın Savcımıza anlatın masallarınızı. Ne dersiniz? İşlemleri yapalım. Baktım odasında yoktu. Allah Allah, nerede olabilir bu çocuk ya? Bülent'i ara hemen. Tövbe estağfurullah, koskoca işe kadar adam neredeyse nerede? Ne dedin? Şey, Bülent'i arıyorum da ben onu şey. Ha, alo Bülent, merhaba Rutkay Bey. Haberin var mı, ne yapıyor? Şu anda emniyetteyiz. Yaralama suçundan. Ne? Ne? Nasıl yani? Ne oldu? Ne? Tamam, ben Neriman Hanım'a söylerim. Tamam. Hadi görüşürüz. Neriman Hanım. Şimdi sakin olun. Ne? Ne olmuş? Rutkay Bey'i tutuklamışlar. Fidan'ı bıçaklamış. Ölmüş mü? Yok yok, çok şükür Allah'ıma, bir şükür ölmemiş. Abi hiç bilesim de yok. Kızım Engin olmasın, açsaydın ya. Olmasın. Olmasın, benim, ben onunla uğraşamam bir de. Kim arıyorsun sen? Hı? Yasemin'i mi aradın? Evet. Ne oldu? Üzüldün mü eski karına? Burcu sus lütfen. Nedenmiş? Niye susuyorum? Ya neden, niye susuyorum? Çünkü Mert yüzünden buradayım sadece. Öyle mi? Ara hadi Yasemin'i. Ara şimdi, açacak mı bakalım? Hatta yok. Git konuş bence. Ya ne istiyorsun ha? Kavuşacak mısınız zannediyorsun? Af mı edecek seni? Yavaş, çocuk uyuyor. O da kesin seni kabul eder ya. Vallahi. Ben sadece özür dilemek istiyorum. Hatta ne yap biliyor musun? Hamileyken onu neden terk edip gittiğini anlat. O zaman kesin seni affeder. Salak. Dalyan. Su iyi misin? Bir şey alayım mı sana? Aç mısın? Yok abi ya, ne açlığı. Bana son bir şans ver her şeyi anlatmam için. Lütfen. Senden ve kızımdan özür dilememe izin ver. Ne diyor bu be? Şerefsiz, haysiyetsiz. Kızım diyor bir de ya. Kız sokakta görse seni tanımaz be. Terbiyesiz herif ya. Toprak, ne oldu? Niye geldin? Sinan abi almaya. Neden? Duruşma var. Bu kadar çabuk mu? Aynen. Sinan abi şahit olacak. Savcı hemen mahkemeye sevk etti. Vesai başlar başlamaz duruşma başlayacak. Alırlar mı içeri? İnşallah ona bakacağız. Hadi Sinan abi. Tamam, ben kimliğimi... Hadi bakalım. Kimliğimi şeye verdim de. Sen iyi misin? Değilim galiba. İyi olacak her şey. Biliyorum. Sen söz verdin çünkü.
Cazım caz. Caz. Kimliğimi alalım. Sen şu olayın bir doğrusunu anlasana Sinan abi mahkemeye gitmeden önce bana. Ya vallahi işte Fidan yanımdan bıçakla çıktı dışarı. Ben durdurmaya çalıştım, durduramadım işte. Tamam da bu bıçak Rutkay'ın eline nasıl geçti? Fidan tutuşturdu. Allah Allah. Yani görmedim, tam ama. Tamam da niye yaptı böyle bir şey? Ya o avukat dedim ya hani, bir deli raporu çıkartmışlar. Hani boşanmaya kalkarsan Zeynep'i alırız bu raporla elinden falan diye. Kız da delirdi, dayanamadı. Ölmek istedi herhalde, bilmiyorum. Ya abi ben ne diyeyim mahkemede? Ne anlatmam gerek? Gerçeği. Gerçeği anlatacağız Sinan abi. Gerçeği anlatacağız ki bizim de o şerefsizlerden bir farkımız olsun. Hadi. Baba. Söyle oğlum. Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim oğlum. Peki rengin de gelecek mi? Gelecek. Ne zaman? Amma soru sordun. Hadi kapa gözünü, uyu artık. Öyle yani durumlar. Ayten ablacığım çok şükür Fidan'ın hayati tehlikesi yok. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay Yasemin aklım çıktı inan. Neye üzüleceğimi şaşırdım ya. Çıkmaz mı ablacığım, ne diyorsun sen ya? Çocuklar uyuyorlar mı? Ha uyuyorlar. Ben de şimdi kahvaltı hazırladım onlara. Yasemin, o Rutkay denen meymeli sizi yakaladılar mı? Canavar yakalandı mı? Aa, günaydın bücürler, günaydın. Abla gözünü seveyim bir şey çaktırma. Tamam o zaman Yasemin'cim. Ben seni çok öpüyorum, Fidan'ı da öpüyorum. Size kolay gelsin o zaman. Görüşürüz, tamam. Annemle Fidan nerede? Şimdi kızlar, annelerinizin birazcık işi var, tamam mı? O yüzden bugün fındıklarım Ayten teyzenize kaldınız. Nereye gittiler? Onların İş görüşmeleri varmış, tamam mı? Bir takım toplantılara katılmaları gerekiyormuş. Böyle koşturacaklar, para kazanacaklar ki size daha güzel baksınlar. Tamam. Şimdi şey yapalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım, güzelce kahvaltımızı edelim. Bir düşünün bakalım bugün kız partisi ne yapabiliriz? Hadi hadi, ne duruyorsunuz banyoya? Rengin, canavarı yakalamışlar. Kurtulduk. Gerçekten canavarı yakaladılar mı? Hı hı. Ayten teyze söyledi, duymadın mı? Bu ne ya? Rutkay Hersekli karısını bıçaklamış. Hashtag Fidan Hersekli. Fidan Hersekli yalnız değildir. Nasıl ya? Kadına şiddet bitsin artık. Hashtag Fidan Hersekli. Al işte, en okumuş yazmış adam da bunu yaparsa kıyamam. Gencecik kadın. Bu iş büyür, ben size söyleyeyim. Hashtag Fidan Hersekli. Sıradaki haberimiz maalesef yine bir kadına şiddet vakası. Üstelik bu defa olay cemiyet hayatının içinde yaşanıyor. Ülkemizin önde gelen ailelerinden biri olan Hersekli ailesinin tek varisi olan Rutkay Hersekli'nin karısını bıçakladığı konuşuluyor.
Fidan Hersekli hastanede tedavi altına alınırken tutuklanan Rutkay Hersekli de adliyeye sevk ediliyor. Arkadaşımız Burak duruşmanın görüleceği adliye binasının önünde. Evet Burak, neler oluyor bize anlatır mısın? Evet Aylin, olay dün gece saatlerinde bir internet sitesinde patlak verdi. Fidan Hersekli'nin hastaneye getirdiği... Ne ara oldu bütün bunlar ya? Vallahi Tevfik Beyciğim, ben dün akşamdan beri 10 yaş yaşlandım. Hiç aklım almıyor. Ne ara oldu bu kadar olaylar büyüdü bir şey. Ayten Hanım ya dur. Dur dur bir dinleyelim ya. Nineciğim sen konuşturuyorsun, aşık olsun. Ulaştığımızda da sizlere aktaralım. Evet Aylin, Rutkay Sezai Hersekli şu anda emniyet güçleriyle birlikte adliyeye geldi. Rutkay Bey bir açıklama yapacak mısınız? Rutkay Bey, karınızı bıçakladığınız iddiaları doğru mu? Rutkay Bey! Rutkay Bey konuşsana ya! Yapsana şovunu hadi! Arkadaşlar çekmeyin! Lütfen çekmeyin! Amirim kusura bakmayın. Dayanamadım. Lütfen bir cevap verin. Rutkay Bey! İyi yaptın lan, iyi yaptın. Sağ ol Amirim. Rutkay Bey yavaşlar. Rutkay Bey! Canavarı yakalamışlar. Ben biliyorum işte, canavarı yakalamışlar. Canavarı yakalamışlar. Ama sarı papatyam, ben sana ne demiştim hani, dedim ya. Gidin içeride odayı toplayın, düzenleyin dedim ya. Canavarı yakalamışlar işte. Canavarı yakalamışlar. Ne oldu? Canavarı yakalamışlar işte. Ben biliyordum. Gerçekten mi? Hı. Canavarı yakalamışlar. Haksızlar. Ya barışma tamam. Ya. İnecek misiniz Neriman Hanım? Gerekmez. Burada bekleyelim. Ama ne kadar süreceği belli değil Neriman Hanım. Uzun sürmez. Söyle Erkut. Neriman Hanım. Birazdan başlıyor duruşma. Haber vermek istedim. Sana güveniyorum Erkut. Oğlumu getir bana en yakın zamanda. Siz hiç merak etmeyin efendim. Aa! Gördün mü kadına ne yapmış? Ha, ne olmuş? Kadını bıçaklamış ya. Aa! Sokağın ortasında hem de. Gören de adam zanneder bu Rutkay Sezai'yi. Kızım bir şey olmaz. Hem içeri bile girmez o herif. Nasıl ya? Saçmalama. Ya adam da para gibi. Allah Allah ya. Ne alakası var? Bak görürsün. Ay nasıl da güzel, su gibi. Allah'ın belası herif. İnşallah iner cezayı alır. İnşallah. Allah belasını versin ya. Her gün kadına bir şiddet. Bıktık. Vallahi bıktık. Ne zaman bitecek bu? Fidan, herkes senin hakkında yazıyor. Hem de hiç tanımadığın insanlar, biliyor musun? Bak, Hersekli ailesinden korkan onlar gibi olsun. Ben sonuna kadar Fidan'ın yanındayım. Bak, bir tane daha var. Parayla her istediğini yapamazsın Rutkay Efendi. Fidan Hersekli yalnız değildir. Duydun mu arkadaş? Herkes senin hakkında yazıyor. Artık yalnızlıktan korkmana gerek yok. Herkes sana destek. Herkes. Sanığı kürsüye alalım. Sayın Savcı, hazırsanız başlayabiliriz. Hakkında yapılan soruşturma sonucunda Türk Ceza Kanunu'nun 86'ya 1. maddesinde düzenlenen bıçakla kasten yaralamada sanık Rutkay Sezai Hersekli'nin eşi Fidan Hersekli'yi kasten yaraladığı iddia edilmektedir. Suçlamayı kabul ediyor musunuz? Hayır Hakim Bey. Az sonra tanıkların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Rutkay Bey suçsuzdur. Sayın Hakim, Sayın Savcım, bilindiği üzere Rutkay Bey
bu ülkedeki en saygın insanlardan biridir. Kendisinin böyle bir eylemde bulunmayacağı aşikardır. Olay sırasında Fidan Hersekli bıçağın sivri ucunu kendisine doğru çevirmiş. O esnada Rutkay Bey ona engel olmak istemiş. Fakat zamanında müdahale yapamayınca eşi Sehven kendini bıçaklamıştır. Delil No 1'de görüldüğü üzere bıçağın üstünde en son Rutkay Bey'in parmak izleri bulunmaktadır. Müvekkilim yaşananlardan dolayı son derece üzgündür. Olay sırasında ben de olay yerindeydim, bizzat şahit oldum. Bir de sizin ağzınızdan duyalım. Suçlamayı ifadedeki gibi red mi ediyorsunuz? Evet efendim, reddediyorum. Bu olayda benim bir kastım yoktur. Kayda geçsin. Sanık suçsuz olduğu iddiasını ifadesine uygun biçimde yineledi. Müşteki avukatını dinleyelim. Buyurun. Sayın Hakim, müvekkilim Fidan Hersekli kısa süre önce Rutkay Sezai Hersekli adına uzaklaştırma kararı aldırmış olup boşanma davası için başvuruda bulunmuştur. Bunun sebebi müvekkilimin evliliğinin başından bu yana sistemli olarak ruhsal ve fiziksel şiddete maruz bırakılmasıdır. Bu konuyla ilgili darp raporu alınmış kısa süre önce ve size teslim edilmiştir. Bu bilgilerin doğrultusunda sehven bıçaklanma iddiası ne kadar inandırıcı olur, ben sizin takdirinize sunarım. Darp iddiasına ne diyorsunuz? Kabul etmiyoruz efendim. Fidan Hanım başka bir olayda gerçekleşen darp suçunu Rutkay Bey'e isnat etmektedir. Korktuk. Sayın Hakim, müsaadenizle konuyla ilgili tanığımı çağırmak istiyorum. Buyurun. Saygılar efendim, ben Toprak Çetin. 20 yılı aşkın polis memurluğu yapıyorum. Olayın gerçekleştiği gün, yani Rutkay Bey'in Fidan Hanım'a şiddet gösterdiği gün bizzat ben de oradaydım. Hatta Fidan Hanım'ı Rutkay Bey'in elinden bizzat ben kurtardım. Bizzat ben hastaneye götürdüm. Darp raporu alırken bizzat ben de oradaydım. Yani ben Fidan Hanım'a gösterilen şiddetin bizzati şahidiyim. O yüzden bence masal anlatmasınlar. Sayın Hakim, bir sorar mısınız Toprak Bey'e neden kendisinden başka şahit yok acaba? Anlatıldığına göre olayda başkaları da var. Arkadaşım, annesiyle uşağı mı şahitlik yapacak? Zeka problemi mi var senin? Toprak Bey! Efendim, bu darp olayı Hersekli ailesinin evinde gerçekleşmiştir. Aslında hadise Toprak Bey dışında aile fertleriyle çalışanların gözünün önünde cereyan etmesine rağmen konuya şahitlik edilecek kimse bulunamamıştır. Aile ve çalışan patron ilişkileri maalesef bu konuya engel olmaktadır. Hakim Bey, şu anda avukat hanım farazi bir suç isnat edip yine farazi bir şekilde bahaneler yaratıyor. Sayın Hakim, Hersekli ailesi oldukça kapalı yaşayan bir aile. Fidan Hanım'la 6 yıldır evli olmalarına rağmen topluma bu durumun beyan edilmesi geçtiğimiz günlerde olmuştur. Bu zamana kadar toplum Rutkay Sezai Hersekli'nin evli olduğunu da bir çocuk babası olduğunu da bilmemekteydi. Bu şartlar altında yaşananlara şahitlik edilmesi ne kadar gerçekçi olur? Tamam, anlaşıldı nereye varmak istediğiniz. Savcılık olay anına şahit olan kişilerin dinlenmesini talep etmektedir Sayın Hakim. Olayla ilgili çelişkili ifadeler var. Tabii, dinleyelim. Buyurun. Efendim, ben Bülent Erkal. 20 yıldır Hersekli ailesinin yanında çalışıyorum. Olay gecesi ne gördün? Evet efendim, olay gecesi ben de bizzat oradaydım. Fidan Hanım elinde bir bıçakla koşarak Rutkay Bey'in yanına geldim. O anda aralarında bir şeyler konuştular. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama sonunda Fidan Hanım madem ben deliyim diyerek elindeki bıçağı Rutkay Bey'in eline verdi. Ve sonunda kendine sapladı. Kendi kendini bıçaklattı mı diyorsun yani? Evet efendim, aynen böyle oldu. O nasıl şeymiş? Müşteki tarafının tanığını da dinleyelim.
Merhaba efendim, ben Sinan Güneş. olay gecesi ben Fidan ve Rutkay Hersekli'nin yanındaydım. Fidan çıktı yanımdan, yani elinde bıçakla. Önce bir şeyler konuştular, daha sonra ben karnımda gördüm Fidan bıçağı. Yani aslında sanığın bıçakladığını tam olarak görmedin. Yani görmedim, gördüm dersem yalan olur. Yani benim yanımdan evden bıçakla çıktı Fidan. Ve Rutkay bıçakladı. Bıçakladı mı, bıçaklamadı mı? Bakın, yalan beyan da büyük bir suçtur. Evet, yani tam olarak gördüm desem yalan olur. Çünkü ben birazcık arkasında kalıyordum. O yüzden emin değilim. Göremediniz yani? Evet. Pekala, anlaşıldı. Son olarak sanık avukatı bir söz söylemek ister mi? Sayın Hakim, Fidan Hanım uzun süredir psikiyatrik tedavi görüyor. Elimizde bununla ilgili raporlar da mevcut. Bir süredir evinde olmadığı için ilaçlarının takibini yapamadık. Bu üzücü olay da büyük ihtimalle bu yüzden yaşandı. Fidan Hanım'ın raporlarını tarafımıza ilettik. Sayın Hakim, bahsedilen, sözü geçen raporlar özel bir psikiyatri muayenehanesinden alınmış olup devlet hastanesi heyet raporu değildir. Bunu da dikkate almanızı rica ediyoruz. Peki. Sanığın söyleyeceği var mı? Efendim ben karıma o kadar aşığım ki, onu o kadar seviyorum ki, yani bırakın ona zarar vermeyi, ona zarar verme düşüncesi bile beni yani o kadar yıpratıyor ki. Yine de her şeye rağmen çok çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Pişmanlığımı dile getirmek istiyorum efendim. Gereği düşünüldü. Sürdürülecek tahkikat ve mahkeme süreci boyunca sanığın kaçma şüphesini taşımadığı gerekçesiyle tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi. Duruşma bitmiştir. Tamam, elinden geleni yapsın. Ulan herif tutuklanmadı bile ya. Ya Toprak, ya ben yanlış mı yaptım? Başka türlü mü anlatsaydım acaba ya? Gerçeğin doğrusu yanlışı olur mu Sinan abi? Gerçek, burada Fidan'ın Rutkan'ın elini o bıçağı tutuşturdu. Değil mi? Ya amirim, bu herif suçsuz galiba. Çünkü Fidan kendi kendine yapmış. İyi de Semih, Fidan'ı o hale kim getirdi? Onu bilmiyorum. Ya işte, onu kimse bilmiyor. Kim o kızcağızı o hale getirdi, sahte rapor aldı, çocuğuyla tehdit etti. Eğer gerçeğin peşindeysek, bu herifin yaptığı bir gerçek. Öldüreceğim ben bunu, yürüyün. Evet Erkut. Neriman Hanım, çıkıyoruz. Tamam. Gidelim Hasan. Hayır. Thank you.
Yasemin. Çok üzgünüm. Ama daha hiçbir şey bitmedi biliyorsun değil mi? Yani dava karara bağlanmadı henüz. Biliyorum, biliyorum. Sen elinden geleni yaptın. Ben internetten takip ettim zaten. Bayağı da bir şey yazmışlar. Baksanıza. Ama çok şey yazmışlar. Yani tabii ne kadar işe yarar bilmiyorum. Sonuçta bu Utkay pisliği anacanın evine geri döndü değil mi? Dur bakalım. Bak ne dedim? Daha hiçbir şey bitmedi. Yasemin, savaş açtığımız kişiler koskoca Hersekli ailesi. Zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Ne demiştin sen bana arabada? Mücadeleye devam. Önemli olan vazgeçmemek. Doğru diyorsun. Sinan abi nerede? O ne yaptı? Bir eve üstünü başını değiştirmeye geçti. Harap oldu o da bizimle ya. Sen de harap oldun. Hadi bakalım. Sen eve, ben burada nöbet tutarım. Hadi gel. Bırakırım ben seni. Aklım kalır benim şimdi. Ben buradayım Yasem. Hem gidersin biraz bücürleri görürsün ha. Doğru aslında. Bu çocukları da özledim. Yok kalayım ben ya. Bırak aman ki şimdi. Neden Yasemin? Ben buradayım dedim ya. Bir de hamile. Gerçekten mi? Ne diyorsun ya? Yani ben de yeni öğrendim. Doktoru söyledi. Nasıl olacak böyle? Ben karma çorman oldum ya. Tamam tamam. Ne yapalım? Her şeyde bir hayır var. Bücürler ordusuna yeni bir bücür daha ekleniyor demek ki. Öyle bakacağız mevzuya. Hadi hadi. Sen geç eve. Ben beklerim başında. Hadi gel. İyi peki. Anneciğim, gitmeyin ne olur. Sen biraz uyu, dinlen yavrum. Bıçağı biraz daha derine itseydin, birazcık daha. Yahu gidin başımdan artık babacığım, susun. Susun diyorum yahu. Senin de asıl istediğin bu değil mi? Ya rahat bırakın beni artık babacığım, rahat. Rahat bırakın beni, rahat bırakın. Gidin başımdan, gidin. Gidin artık beni, rahat bırakın, gidin. Başımıza gelen görüyorsun işte. Ay çocuklar da yani. Neler oldu? Ben geldim. Ay. Annem geldi. Ay benim güzellerime bak, güzelliklerine bak yan yana. Bu canlarım benim. Ay. Anne. Heh. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Canavar yakalandı. Hı. Televizyondan gördük. Ne diyorsunuz ya? Kutlayalım bunu o zaman. Dur bakayım, dur. Tada! Yaşasın! Ama yemekten sonra, tamam? O zaman siz şimdi mutfağa gidin, dolaba yerleştirin bunları. Sonra da odaya gidip benim için iki resim yapmanızı istiyorum. Fidan'a götüreceğim. Annem nerede? Annen iş buldu. Bugün de çalışıyor ama ben yanına uğrayacağım. Sizin yaptığınız resimleri de hediye olarak götürürüm. Ne dersiniz? Alır. Tamam, hadi o zaman. Hadi bakalım. Haydi. Allah'ım ya Rabbim. Kızım, Fidan ne halde?
Baba iyi çok şükür ya. Ameliyat ettiler şimdi. Uyuyor. Yasemin onun kocası ne oldu, biz çocuklar var diye rahat rahat açıp izleyemedik de kapattık hemen. Klasik. Saldılar. Ay yok. Yok artık yani. Oralar karışık biraz ya. Ayten abla sen de istiyorsan evine git vallahi, çok yoruldun sen bizde. Yok canım, yorulmadım ben. Oğlum böyle şey gayet iyiyim, bir sıkıntım yok değil mi Tevfik Beyciğim yani? Ah bu arada ben çocukları yine kreşe vereceğim. Aman kızım, yani başımıza neler geldi bilmiyor musun ya? Yok yok. Ben başka bir tane buldum. Yakında o da. Çok güzel, doğru düzgün bir yer. Kameraları çalışıyor. Hatta bütün gün böyle çocuğu telefondan izleyebiliyorsun kameralardan. Tabii daha pahalı ama yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım? Sen de en azından rahat etmiş olursun abla. Çok yük olduk sana ya. Ya şöyle deme Yasemin. Bana bir yorgunluk falan olmuyor ki. Ben yani... Yemek yaparım en kötü. Biraz ortalığı yoluna sokarım. Hem sen de koşturuyorsun değil mi? Yani lazım. Çekip çevirecek biri lazım oluyor. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz ya? Allah, Ayten Hanım sen bulunmaz bir kadınsın. Öyle demeyin Tevfik Beyciğim, estağfurullah. Ben dediğim gibi ben kendi isteğimle buradayım. Güzel, iyi oluyor yani. Bana da iyi geldi. Tamam o zaman ben çıkayım ben. Yarın uğrar yemek falan yaparım. Hadi iyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tevfik Beyciğim. İyi akşamlar Ayten Hanım. Ha, okul ayarladın ha? Ayarladım. Kim götürüp getirecek çocukları? Ben halledeceğim ama sen istediğin zaman gel tabii Ayten ablacığım ya. Biz seni özleriz. Ay Yasemin dur. Hadi görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Ay baba. Yasemin. Hı. Ne oldu kızım? Daha ne olsun baba? Yok. Onları biliyorum da daha başka ne oldu? Yani hadi dökül bakayım, dökül dökül dökül. Bak ben bu bakışı biliyorum. Bu yavru kedi bakışı bu. Ne oldu? Engin. Engin? Yaşıyormuş, ölmemiş. Tövbe. Ya bırak Allah aşkına, ne diyorsun kızım sen? Yok, vallahi kanlı canlı gördüm. Senden benden iyi durumda ha. Ya yapma bir kız, saçmalama bir kızım. Baba gözümle gördüm. Ya kızım, yani Engin bile yapamaz böyle bir şey ya. Yapmış. Niye peki, niye? Bilmiyorum ki. Artık bilmek de istemiyorum galiba baba. Ah be kızım. Ah Yasemin, ah. Kızım ben o zaman sen söylemedin mi be yavrum? Ha? Bu adamdan doğru dürüst bir adam çıkmaz demedim mi ya? Dedim babam, dedim. Dedim. Peki sen neden baba sözü dinlemedin mi kızım? Hı? Sen neden baba sözü dinlemedin Yasemin? Bakalım Rengin'cim, iyi geceler. Anne. Hı. Ben uyumadan gitmesem. Tamam bücürüm, buradayım. Hadi kapat gözlerini. Kızım hadi. Anne. Hı. Bir şey sorabilir miyim? Gece sorgusu perilere hoş geldi. Hadi bakalım.
Babam beni neden istemiş? O nereden çıktı kızım? Ölmemiş ki. Gelip Mert kreşten aldı ya. Ben gördüm onu. Bana gülümsedi. Sana söyledim ama inanmadın. Niye istememiş beni? Sevmemiş mi hiç? Olur mu hiç öyle şey? Sen bu dünyadaki en tatlı çocuksun. O zaman beni niye bırakıp gitmiş? Çünkü Bücür, insanlar bazen saçmalarlar. Büyükler bile mi? Büyükler bile. Hatta aramızda kalsın. En çok büyükler saçmalar. Babamla Mert'in annesi kim mi? O da Mert istemiyordu ya. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Bu sorduklarının hiçbirinin cevabı bende yok. Baban niye bizi bırakıp gitti? Niye yalan söyledi? Niye Mert'i sakladı? Hiçbirini bilmiyorum. Ama emin oldum ve bildiğim tek bir şey var. Ne? Seni çok sevdiğim. Bu dünyadaki her şeyden çok, herkesten çok. En çok mu? En çok. Hatta bir tek ben de değil biliyor musun? Bak şimdi. Deden, Fidan ablan, Zeynep, Ayten teyzen, Sinan amcan. Toprak abi. Toprak abin. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen hepimiz için çok önemli ve çok değerlisin. Kapat bakalım gözlerini. Fidan Hanım uyandı. Önce kızını sonra Yasemin Hanım sordu. Ay Yasemin eve geçti. Ben girsem olmaz mı? Yakınıyım. Tamam ama çok kısa. Tamam kısa. Ay çok şükür. Toprak. Neden? Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Zeynep'e mi bir şey oldu? Hayır hayır. Zeynep çok iyi. Yasemin çocuklara bakmaya gitti. Ben varım yanında. Ah be Fidan be. Ağrısızın var mı? Yok iyiyim. Niye yaptın böyle bir şey? Tutmuşsun adamı bıçaklattırmışsın kendini. Şahitler de var. O yüzden tutuklayamadık herifi. Almadınız mı içeri? Alamadık. Ama merak etme. Önünde sonunda tıkacağım ben o herifi içeriye. Söz verdim ben sana. Biliyorsun. Onu mu bırak? Niye yaptın böyle bir şeyi? Onu söyle bakalım bana. Dayanamadım Toprak. Bitsin istedim. Ya olur mu öyle şey Fidan? Senin hayatın daha yeni başlıyor. Başlamıyor. Deli raporu çıkarmış. Zeynep'i alamayayım diye boşandıktan sonra. Biliyorum biliyorum ben o raporu nereden ayarladın. O ayarlayanı da ben ayarlayacağım merak etme. Peşindeyim diyorum ben bu işin. Ama senin böyle yapmaman lazım. Senin çocuğunu, karnındaki bebeğini düşünmen lazım. Bir Bücür daha geliyormuş ya. Kim? Ben mi? Senin haberin yok muydu? Ay ağzına tüküreyim toprakım.
Fidan çok özür dilerim. Ben sen biliyorsun, haberin var zannediyordum. Yani böyle bir şey benden duymanı istemezdim. Affedersin. Fidan ben seni rahat bırakayım. İyice dinlen, tamam mı? Senin kendine iyi bakman lazım. Geçmiş olsun tekrar. Hoş geldiniz. Ben de çıkıyordum doktor bey. Bir şey istiyor musun benden? Bana Yasemin'i gönderir misin? Yasemin, hemen. Çok affedersiniz. Lan dur, bırakma. Ne diyeceğim Yasemin'e şimdi? Ne haber Yasemin? Ya, alo. Alo Yasemin. Fidan uyandı. Ben gittim. Yani Fidan'ın bilmediğini bilmiyordum. Hamile olduğunu kaçırdım ağzımdan. Ciddi misin ya? Ne yapayım, bilmiyordum ki bilmediğini. Öyle söyleyiverdim işte. Tamam. Zaten Sinan abi geldi şimdi. Ben çıkıyorum. Birazdan yanınızda olurum. İyi tamam, hadi bekliyorum. Bay bay. Öptüm çok. Ah be toprak ya. Yasemin dur. Ya bırak. Ya varırım dur. Çekin Engin. Konuşalım lütfen. Ya ne konuşacağız, bırak beni. Bırak! Yasemin. Ne Yasemin'i be? Ne Yasemin'i? Yasemin yok. Yasemin öldü. Sen dirildin, ben öldüm. O yüzden defol git. Bir daha ne kızımı ne de benim karşıma çıkma. Defol. Ne var? Tutkay Bey, müsait misin? Size bir şey göstermem gerek. Gel. Ne oldu? İnterneti gördünüz mü? Yo. Ne olmuş? Ne yapalım yani? Ne bu yahu? Erkut Bey şu anda yayın yasağı koydurmak için uğraşıyor. Yahu ne yapalım Bülent'ciğim? Ne olmuş yani? Şu oldu efendim. Halihazırdaki tüm anlaşmalarımız ve siparişler iptal edildi. Evet, bu oldu. Çok iyi bir şey, anladım canım. Hadi sen git keyfine bak. Emredersiniz. Çok güzel. Para da kazanamayacaksın artık desene. Kazanacağım. Ben Rutkay Sezai Ersekli'yim. Senin artık kimse iş yapmaz ki. İfşa oldum bir kere. Sen öyle zannet sevgili babacığım. Benim adım Rutkay Sezai Ersekli. Rutkay Sezai Ersekli. Yeter. Sen bittin. Senin devrin kapandı artık. Yeter, ben senin sesini falan duymak istemiyorum. Rutkay. Bak. Ne var? Ne oldu? Bak. Rutkay, ne var oğlum? Ne oldu? Anne. Çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Ne çıkmıyor yavrum, ne çıkmıyor? Kanları görmüyor musun, kanları? Anne, kanı ya. Rutkay, neden bahsediyorsun? Kimin kanı bu, kimin? Anne, babamın mı, Fidan'ın mı? Hasan! Hasan! Çıkmıyor anneciğim, çıkmıyor. Çabuk. Rutkay, çıkmıyor. Hasan. Ne yapsam çıkmıyor, yardım et. Biliyorum Rutkay Bey, gördüm. Niye tamam. Çıkmıyor bunlar Hasan, niye çıkmıyor? Tamam. Çıkmıyor, yardım ben et. Ben sizi önce yatağınıza götüreyim, hadi dinlenin biraz. Arkadaşım. Ağlama.
Ağlama güzelim. Geçti. Geçti artık. Aa, ben de senin keyfini yerine getirecek bir şey var. Bekle, boş gelmedim ben. Bak. Renginle Zeynep yaptı bunları. Çok güzel. Değil mi? Ne dedin Zeynep? Annen işe başladı, birkaç gün gelemeyecek dedim, çalışıyor dedim. Bir şey anlamadı değil mi? Hayır, hayır, hiçbir şey anlamadı, merak ettim. Fidan. Doktor konuştu mu seninle? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen sadece iyi olacaksın. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece iyi olacaksın. Biz de senin yanında olacağız. Nasıl bakarım? Nasıl bakarım Yasemin? Bir kere bakarım değil, bakarız. Tamam mı? Ama bu senin kararın. Sen eğer istersen iki çocuğa nasıl baktıysak üçüncüye de öyle bakarız güzelim, tamam mı? Olmaz. Rut kaybını duyduktan sonra benden boşanmaz. Aman nereye boşanmıyor, hadisin oradan be. Ah, dur, senin haberin yok ya, ortalık yangın yeri. Ha. Bekle sen, bekle, dur. Oku bakalım. Görüyor musun? Benim ismim. Evet. Kim bu insanlar? Niye benim adımı yazıyorlar? Nereden tanıyorlar? Nereden tanıyorlar beni? Tanımıyorlar ki. Sana destek olmaları için seni tanımalarına gerek yok. Fidan, artık ok yaydan çıktı. Bu Rutkay denen şerefsizin ne pislik olduğunu herkes öğrendi. Herkes senin arkanda. Neden? Kimim ki ben? Sen Fidan'sın. Sen Fidan'sın. Ve çok değerlisin. Ayrıca bundan sonra da hiç... Ama hiç yalnız değilsin. Nasıl, uyudu mu? Uyudu, uyudu. Nasıl peki? Yani biraz haklı olarak panik halde tabii. Ama bu internette yazılanları okudum, o biraz moral oldu ona. Ben de şimdi onlara bakıyordum, biliyor musun? Yani bir işe yaradığından değil de... ne bileyim, yine de iyi geliyor insana. Belki de bu kadar yeterlidir. Yani... insanlar önemsediklerini göstermeye çalışıyorlar sonuçta. Baksana, burnumuzun dibindekiler bile kafalarını çeviriyor bize. Ama hiç tanımadığımız insanlar destek olmaya çalışıyor. Ama sen hem bu kadar güzel olup hem de akıllı olunca benim işim iyice zorlaşıyor. Efendim? Dışımdan söyledim değil mi ben bunu? Yasemin ya, sen çok güzel gülüyorsun ha. Bunu da tabii dışımdan söyledim. Evet. İyisi mi? Ben biraz susayım, yoksa belli ki içimden geçenleri tutamayacağım. Tutma. Yani rahat ol yani, ne olacak? Yok yok. Tutayım tutayım. Yoksa iyice dönülmez bir yola gireriz o zaman. O ne demek toprak? Bir şey demek değil Yasemin, işte öyle boş boş konuşuyorum. Boş mu? Ay boş değil. De yeri değil.
Yeri mi? Olsun. Çeneme vurdu işte. Böyle elim kolum bağlı oturuyorum ya. Ya polisim, hiçbir şey yapamıyorum. Rutkay denilen şerefsizi bir türlü yakalayamıyorum mesela. Alt edemiyorum şerefsize. Ya adam bıçaklanmadan da girmedi ya. Kaçakçılıktan zaten girmiyor. Yani aslında alacağım da... birileri delilleri yok ediyor. Aynen senin nereden geldiği belli olmayan parmak izlerin gibi. Nasıl yani? Ya işte bu... pis işlerini sizin üzerinize yıkıyor ya bu herif. Ses kaydından da hiçbir şey çıkmadı. Öyle işte yani, senin anlayacağın... bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete hayırlısı. Amin. Sen istersen eve git, bak hiç dinlenemedim, ben buradayım zaten. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Yasemin ya? Hiç gitmeyeyim şimdi, seni yalnız bırakmayayım diyorum. Ama çok yoruldum. Sen git, ben dururum zaten yanında. Merak etme. Gitmeyeceğim. İyi tamam, gitme. Kahve içeceğim mi? Kahve alayım mı sana? İçerim. Şekersiz. Biliyoruz şekersiz içtiğini. Git diyor bana ya. Sen git gidebilsen gideceğim zaten. Anlamıyor beni, hiç anlamıyor ya. Ne konuşuyor be kendi kendine? Yerimde tutulur. İyi miyim sen? İyi misin? İyiyim ben de. Hey. Hadi ben kaçtım. Nereye ya? İşe, polisim ya ben. Aa, sen hiç dinlenemedin de ya. Yok yok, bir şey olmaz. İyiyim. Kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Deli bu da ya. Ulan sen beni hangi yüzle arıyorsun? Pardon, kim? Siz benim numaramı nereden buldunuz? Tamam, dinliyorum. Bugün nasılız? İyiyim. Hoca birazdan kontrole gelince o da söyler size. Ama yakında taburcu ederiz sizi. Hızlı toparlanıyorsunuz. İnşallah. Kızımı çok özledim. Ben de yazdım biliyor musunuz? Ne? İnternete Fidan Ersekli yalnız değildir diye. Gerçekten mi? Hı hı. Hande Hemşire. Teşekkür ederim. Canım. Gel Yasemin. Ben çıkayım. Doktorumuz birazdan gelir. Sağ ol. Teşekkürler. Nasılsın bakalım? İyiyim. Hande hemşire. Çıkan. Ne oldu? O da yazmış internete benim hakkımda. Ama ben sana dedim, değil mi? Herkes senin arkanda. Herkes. Hatta ne oldu biliyor musun? Demin beni bir gazeteci aradı. Seninle konuşmak istiyormuş. Olmaz. Niye? Olmaz Yasemin. Şimdi Rutkay görür falan, başımıza bir ton bela. Ben görürse görsün, gerizekalı. Zaten ben Cemre ile konuştum, sordum ona da. Kamuoyu oluşturmak çok önemli, elimizi güçlendirir dedi. Ama son karar senin tabii, sen bilirsin.
boşanırken işimize yarayacak mı? Bir problem oluşturmaz değil mi? Yani işe yarayacak bir şey yapıyoruz biz. Yani Cemre öyle söyledi. Sen olacak mısın yanımda? Ben seni ne zaman yalnız bıraktım? Neriman Hanım, her yerde bu görüntüler. Bütün sosyal medyada bunlar var. Tamam, kapat. Rutkay nerede? En son bahçedeydi. Neriman Hanım, acaba bir doktor mu çağırsak ya da bir doktora mı götürsek? Sen neden bahsediyorsun? Ne doktoru? Sen haddini aştın. Ay. Siz beni yanlış anladınız. Aman bu televizyonda da yani hep aynı programlar, hep aynı programlar be. Ulan yeter be! Usta! Yeter, bıktım. Bunlar bıkmadı be. Usta, sen kiminle kavga ediyorsun ya? Ya sen ne yaptın? Çocukları bıraktın mı kreşe? Bıraktım. Ha. Öğretmenleri de iyice tembihledim. Oh. Sen ne yaptın? Ben sıkıldım. Ya daha gün yeni başladı. Ne sıkılması ya? Gerçi normal. Sıkılacaksın tabii. Bütün gün televizyon karşısında onunla didişip duruyorsun. Dir. Ya benim başka seçeneği mi var lan? Ah, kıyamam sana ya. Dışarı çıkalım mı? Ne? Dışarı çıkalım. Çay içeriz, simit yeriz. Hadi be. He? Çocuklar da yokken çıkalım ya. Hadi çıkar beni. Hadi. Ya araba aldık, hiç kullanmıyoruz ya. Değil mi? Getir. Şu oturgaçlı götürgeci getir hadi. Hakikaten getiriyorum. Ulan hadi be, hadi hakikaten tamam. Getir hadi. Tamam, hadi getiriyorum. Görüyor musun bak? Kaç senelik emeğimiz bak. Bak ne hale geldi. Üzülme be ustam be. Ya yani sen zaten emekli olmak istiyorum ben dememiş miydin? Emeklilik paran varsa güzel oğlum. Ya ulan en verimli Şam'da 5 parasız kaldım be. Ya ustam sen taşı sıksan suyunu çıkarırsın be. Hadi sen ya. Taşı sıksan suyunu çıkarsın. Sendeki kafa kimse de yok. Hadi. Çocuk mu avutuyorsun lan? Ya sana da yaran olmuyor. Vallahi yaran olmuyor. İyi yap, tamam. Yaran o zaman. Hadi çek gidelim buradan. Çek. Nereye götüreyim? Çek, yürü hadi. Nereye yürü. Götüreyim? Ya nereye götürürsen götür. Hadi. Allah'ın belası yönet. Ya sadece böyle gidelim öyle mi? Yürü git bakalım. Sen demedin mi lan çıkalım dolaşalım gezelim diye? Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Doktor bey'e bakmıştım. Randevunuz var mıydı? Randevum yok ama hastasıyım kendisinin. Gerçi o beni tanıyınca o da bana hasta olacak ama. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Beni hemen doktorun yanına götürür müsünüz? Yaşları düzenli olarak kullanmak lazım zaten. Ne oluyor? Hocam, beyefendi. Beyefendi polis. Sizi 2 dakika dışarıya alabilir miyim acaba? Doktor bey ne oluyor? Beyefendi sizinle bir alakası yok. Gelirsiniz yine. Lütfen endişe etmeyin. Şöyle buyurun. Ay. Ne istiyorsunuz? Evet. Ya bir sıkıntım var benim doktor bey. Çok çabuk sinirleniyorum. Acaba bende öfke kontrolü problemi mi var? Ben ne anlatmak istediğinizi anlamıyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Ne bileyim kutsalmış gibi geliyor bizim meslek biraz bana.
Ama bizde böyle görevi kötüye kullananlar var mesela, çürük elmalar. Ben onlara çok sinirleniyorum. Sizin meslekte de var aynıları. Onlara da çok sinirleniyorum ben. Ben ne, gerçekten anlamıyorum beyefendi, ne demek istiyorsunuz? Allah Allah, nasıl anlamıyorsun ya? Bu kadar diploman var. Peki anlayacağın şekilde anlatayım. Mesela Fidan Hersekli, ona verdiğin rapor, ne yaptığını biliyorum. Evet, elimde delil yok, zaten delil olsa şu an tutuklamıştım seni, ama ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bana bak, bana. Artık o raporu iptal mi ediyorsun, geçersiz mi kılıyorsun, prosedür neyse uyguluyorsun. Vallahi peşini bırakmam, harcarım sana. Anladın mı beni? Ha. Okumuş adamın hali başka oluyor tabii. Bak, anladın hemen. Hadi. Ay beyefendi, kusura bakmayın vallahi, sizin de seansınızı böldüm ama... Doktor bey bu seans için ücret almayacak sizden. Değil mi lan? Evet, tabii. Tabii. Hadi buyurun. Sağ ol. Çocukluğuna insin senin, yoksa ben ineceğim şimdi onun çocukluğuna. Kolay gelsin. İyi günler. Ya biz Rengin'di, Yasemin'di, vallahi kendimizi unuttuk ya usta. Doğru söylüyorsun. Yani biz bizim evin kirasını 2 ay daha ödedik, ödedik. Sonra yedik. Yani eve para girmiyor ki ya. Bu melek ağaçta yetişmiyor ki. Yani ne yapacağız? Bir şey bulmak lazım. Evet. Birazcık genç olsam var ya, biraz ama. Bir şey bulmamız lazım hakikaten usta be. Ya şu dükkanlara baksana ya. Bunlardan bir tanesini takılsak biz, değil mi? Hani evin kirasını öderiz, faturaları öderiz. Yasemin'e de bir yardım olur ya. Değil mi? Ya geçen tedarikçi geldi, bizim eski tedarikçi. Geri gönderdim adamı ya. Ha. Ne yapayım, ertelettim gene. Böyle böyle direneceğiz usta, yapacak bir şey yok. Vallahi bu açık hava iyi geldi ya. Değil mi? Vallahi çok iyi akıl ettin sen. Birazdan bizim şey, Ayten Hanım da gelecek zaten. Ya sen hangi ara aradın da çağırdın ya, konuştun? Ya ne ara aradımsa aradım ya işte. Bir de sana hesap vereceğim Allah aşkına, selam. Allah Allah. Yok, hesap verme de yani. Bu kadın nereye gitsek peşimizde yani, ben onu anlayamadım. Ya kıskandın mı? Ne kıskanacağım ya? Ustamı paylaşamıyorum belki. Yani. Hadi oradan hadi. Allah'ım yarabbim ya. Hoş geldin. Yasemin. Yasemin nasılsın? Fidan nasıl? İyi, hepimiz daha iyi olacağız inşallah. Bugün yarın da taburcu olur diye düşünüyorum. Çok sevindim. Sen de iyi ki geldin, sağ ol. Yani sen olmasan biz şimdi bu gazeteci hanımefendiye ne söyleyecektik bilmiyorduk açıkçası. Olanları olduğu gibi anlatacağız Yasemin. Hem müdahale edilmesi gereken bir şey olursa ben müdahale ederim. Çok güvenilir bir gazeteci. Yani ben de dışarıdan takip ediyorum. Özellikle şu boşanma davası süresince kamuoyu toplamak adına bizim için çok iyi olacak. Ne zaman geliyor? Birazdan gelir herhalde. Ha, geldi galiba. Merhabalar. Şeyda ben. Yasemin, memnun oldum. Fidan'ın avukatı Cemre Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Muhabir arkadaşım Cenk. Yani sizin için de bir sakıncası yoksa birkaç fotoğraf alacak. Fidan'a bir sorarız. Tabii. Fidan Hanım nasıl? Yani görebilecek miyiz kendisini? İyi, girelim şimdi içeri. Yalnız biraz az kalmamız gerekecek. Doktorunuzu zar zor ikna ettim. Tabii ki, tabii ki. Canım. Girebilir miyiz? Buyurun. Fidan Hanım. Şeyda ben. Fidan ben de. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Ben bugün buraya sadece sizi dinlemeye ve sizin sesiniz olmaya geldim. Kendinizi ne zaman rahat hissederseniz o zaman başlayabiliriz. Korkma, tamam mı? Yalnız değilsin. Biz varız. Cemre de burada, tamam? Hazır mısın? Ne anlatacağım? Başına gelen her şeyi.
Başlayalım mı? Altı, 6,5 sene önceydi. Rutkay Sezai ben. Fidan. İnci gibi dişi, görücü bilir işi. Sövdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan sekizine, her gün oldu gün zile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Aldın Emine. Sen niye aldın benim kızımı arabaların önünden? Fidan, ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim biliyor musun? Korkar durur gitmez köyün en son çitine. Hem ne demişler? İnanır, kadın kadının dünyanın bittiğine kurdudur. Yurdudur. Bilinmezlere gebe, sırların mihnetini yükleyip de beline. Varmadan sekizine, her gün oldu gün zile. Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi say. Ben çok teşekkür ederim. Yani bunu benimle paylaştığın için. Yasemin sana da teşekkür ederim. Bunun vesile oldun. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Var. Yasemin'i eklemek istiyorum bu hikayeye. Çünkü o beni gördü. Tam tersini düşünsem de bana öğretti. Kadın kadının yurduymuş. Beni gördü. Yanımda oldu. Denedi. Her zaman denedi. Kadınız. Yan yana durmalıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Korkacağız. İnsanız. Korkmak çok normal. Ama içimizde korku var diye de savaşmayacak değiliz. Tıpkı Yasemin'in de benim de benim için savaştığım gibi. Umutsuzluk denen bir şey yok. Umut var. Ben çok yalnızdım. Bir kişi bile yoktu kızımdan başka. Ama şimdi... Şimdi tanımadığım o kadar insan bile... bana destek oluyor ki
bunu yapalım. Bunu yapalım. Çünkü ne kadar canım yansa da yalnız olmadığımı bilmek dünyalara bedelmiş. Aynı böyle hepimiz birbirimizin elinden tutmalıyız. Bunları ekleyebilirsiniz. Yasemin'le Fidan gibi. Bunu mutlaka ekleyeceğim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ne demek, ben teşekkür ederim esas bu hikayeyi benimle paylaştığınız için. Umarım bu yapacağımız haberin hem Fidan için hem de Fidan gibi diğer kadınlar için bir karşılığı olur. Umarım. Aa, kusura bakmayın. Geçme. Geliyorum ben. İyi günler. İyi günler. Şimdi Rutkay Erseke düşünsün. Hani eskisi gibi kol kırıldı, yen içinde kaldı, devri bitti. Herkes her şeyi konuşacak. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Hanım. Şeyda Hanım, ben müsaadenizle size bir şey daha dinletmek istiyorum da mümkün mü? Peki, buyurun. ₺150. Usta, görüyor musun ya şunu? Gördüm ya, bak gördüm. Allah Allah. Sen alayım. Tabii. Hangisi? Ne kadar? ₺100. Tamam, hemen ver. Hemen. Hemen. ₺150. Ya. Kaç kişi satın aldı bak. Peynir ekmek gibi satıyor adam ya. Biliyor musun ya? İşte bunu diyorum ya. Biz de böyle bir iş yapmalıyız. Valla evin kirasını da öderiz. Faturalarını da öderiz. Yasemin'e de yardımımız olur ya. İşte. Ne yapsam bir sorsam mı acaba ya? Hadi. He? Sorayım mı? Seslen. Bir seslen. Sor bir bakayım. Bir para üstü vereceğim. Kardeş, selamünaleyküm. Lan para düştü. Hah, buyur abi. Aleykümselam. Hayırlı işler. Tabii bir bakar mısın ya? Tamam. Tamam. Ulan. Düşüyor, paralar düşüyor. Paralar düşüyor yerlere. Tamam. Buyur abi. Ya kardeş, ya kusura bakma, biz kulak misafiri olduk da işler iyi gidiyor galiba. Şükür abi Allah'a, vallahi. Evet, biz de esnafız da yani bu işlerden anlıyoruz tabii. Biz bu kaplardan nasıl buluruz? Abi ben bunu yurt dışından getiriyorum. Daha doğrusu getirdim. Benim dükkan vardı pandemiyle beraber, o da battı. Yoksa satışlarım çok iyiydi. Şimdi sokakta Allah'a şükür güzel gidiyor yani. Ay iyi. O zaman biz ne yapalım? Geçmiş olsun kardeşim. Bizim de başımızdan buna benzer bir olay geçti. Çok geçmiş olsun. Sağ ol abi, size de geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Ay kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım ama geldim nihayet. Hoş geldik. Hoş geldin. Merhaba. Hadi bakalım. Merhaba. Hoş geldin Ayten Hanım. Merhaba kardeşim. Ya Sinan. Ya Ayten Hanım'a bir sandalye çeksene o. Hadi oğlum, bir çay söyle. Hadi. Bak. Ay Allah'ım. Ay, ben bir kaplumbağa. İyi ki kız değil ha, vallahi evde kalırdı. Gel. Ay iyi oldu. Bak ben ne zamandır diyecektim ya bir dışarı çıkalım evden diye. Şöyle çantanız için de ayrı bir sandalye yapayım isterseniz buraya. Yok, yok gerek yok. Sinan Beyciğim, ben çantama yer buldum çok şükür. Sinan otur Sinan, otur. Aa, ben bu kapları biliyorum abi, bunlar çok pratik. Sağ mı? Tabii. Şey buna... Ay teşekkürler çocuğum. Evet, teşekkürler. Aa valla. Gayet işe yarıyor, herkes kullanıyor bunu. Satıyorlar mı? Ya azar ki birer tane mi? Ha? Alalım mı? Ya yok, mal kalmamış adamda zaten, baksana bitti. Geldim abi. Kalmadı değil mi? Yok, mal var bende. Yani depoyu kapattım ama eve depoluyorum ben amcacığım. Ha. Hiç sorun yok. Hanım biraz işte eve depoladım diye şey yapıyor ama sonuçta bundan geçiniyoruz. Çocuğu da okutuyoruz yani. O zaman biz sana bir teklif yapalım ya. Buyur. Tamam. Bak o zaman ben de esnafım. Hadi başlıyoruz bakalım. Sinan. Efendim. Şimdi sen bu malı bize %25 iskontrolle ver. Tamam mı? Biz bunu satalım.
Sonra yani eğer işler iyi giderse vallahi daha da isteriz biz senden. Şimdi amcacığım, %25 beni kurtarmaz. Şimdi açık konuşayım. Bunun gümrüğü var, nakliyatı var. E durmadan zam geliyor mazota. O yüzden nakliyata da zam geliyor. Evde çocuk aç, çocuğun karnını doyuruyoruz. Hanımın ihtiyaçları oluyor. %25 beni kurtarmaz yani. %20. Şöyle yapalım, %15 yapalım, ortayı bulalım. Ne sen üzül ne ben üzüleyim. %15 kurtarın. Diğer türlü mümkün değil amca, yanlış anlama. %15 olur. Ne diyorsun? Tamam be, tamam oldu. Oldu o zaman biz ödeme işlerine bakalım. Sen ne diyorsun? Ne ödemesi? Nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Nasıl ödeyeceğiz ya? Ben 50 yıllık esnafım ben be. Abi alacak mısınız? Kardeşim bir şey konuşuyoruz biz. Tamam. Neyse ben abi. Bir müşteriye bakıyorum hemen. Nasıl ödeyeceğiz usta ya? Ya ben mi ödeyeceğim ulan? Tövbe tövbe. Sen ödeyeceksin tabii. Allah Allah yapma ya. Ya hava civa yapacaksın diye yapma Allah aşkına gözünü seveyim ya. Bak. Ay lütfen bak. Lütfen Sinan Beyciğim ya bir dakika. Biz şimdi bunu alıp satıyor muyuz? Kararlı mıyız? Yani. Tamam. Şimdi siz endişe etmeyin. Benim birazcık 3-5 birikmiş param var tamam mı? Hadi be. Ha, onunla alıyoruz satışa başlıyoruz ama unutmayın artık biz bu işte ortağız. Allah Allah. İyi tamam o zaman. O zaman tamam sen git adamla. Ustacığım bak bir durup düşünmeden olmaz. Ulan ben sana ne diyorum? Ben 50 yıllık esnafım sen diyorum. Sen insan sarrafısın zaten ben bunu biliyorum. Ben. Kardeşim bir bakar mısın? Evet geldim abi. Heh. Dur geldi. Tamam mıyız abi? Söyle kaç tane alalım söyle. Kaç tane istiyorsunuz abi? 500 tane. Yuh yavaş ya. 500 tamam. Ulan ne yapsın? Tamam 500 ya, ben sipariş ediyorum. Ay Tevfik Bey, ay hepsi çok güzel ha. İyi ki aldık, iyi ki girdik bu işe be. Vallahi iyi ki vallahi, maşallah. Maşallah şunlara bak ya. Şşt! Sakın dokunmayın onlar, oyuncak değil. Sakın dokunmayın bücürler çünkü onlar büyük girişimci Tevfik Usta'nın kıymetlileri. Annem nerede? Sarı papatyam ben. Sana şey dedim ya, annen işe girdi, birkaç gün işte olacak, sonra gelecek ama. Telefondan arayalım, olmaz mı? Olur aslında. Annemi de çok özledim. Tamam ya, ben nasıl akıl edemedim? Zaten Yasemin yanına uğramıştı değil mi? Aa, iyi oldu, dur bir şey yapalım, hemen arayalım bir. Yasemin, yemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Bak çok güçten düştün, yemen lazım. Aç değilim. Efendim Ayten abla? Yasemin kızım nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey yok. Zeynep annesini özlemiş. Fidan müsaitse ve onun işine engel olmayacaksak eğer bir sesini duysa diyorum. Tamam. Tamam veriyorum o zaman. Al bakalım. Alo benim güzel kızım. Alo anne. Alo duyuyorum ben seni. Ne yaptın bakalım nasılsın? Çok özledim seni anne. Ben de seni özledim. Civciv ben de seni özledim. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceğim? Yakında geleceğim yanına tamam mı? Sen uslu uslu dur. Yemeğini ye. Tamam mı? Beni de merak etme. Usluyum ben zaten. Biliyorum senin uslu olduğunu. Seni çok seviyorum tamam mı? Geleceğim yanına. Hadi görüşürüz. Aa, dur anne. Canavarı yakalamışlar. Biliyorum. Korkma artık olur mu? Tamam korkmam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Bana diyor ki, canavarı yakalamışlar anne diyor. Biliyorum dedim de, nasıl diyeceğim yakalandığı gibi bırakıldı diye. Fidan, bak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok az kaldı. Bundan sonra ümitsizliğe yer yok.
Biraz daha sabır arkadaşım. Biraz daha. Tamam. Alo. Bülent Bey, iyi günler. Ha, buyurun Osman Bey. Ödemeleriniz gecikti Bülent Bey. Ha evet, birkaç gün içinde yapılacak ödemeler. Anlaşmamız bu şekilde değildi ama. Biliyorum, ben de farkındayım. Biraz gecikti ama Rutkay Bey biraz rahatsız. Televizyonda çıkan haberlerden dolayı mı? Yok yok, televizyonda çıkan şeylerle ilgili değil. Bir an önce çözelim lütfen. Anlıyorum. Ben konuşacağım Rutkay Bey'le. Siz hiç endişe etmeyin. İyi günler. Abi. Ha, gel Bülent'ciğim. Nasılsınız efendim? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Fakat bir sorunumuz var. Nedir? Daha önce de söylediğim gibi bazı ödemeler yapmamız gerekiyor. Ne ödemesi yahu? Ne zaman böyle bir şey söyledin ki sen bana? Söylemiştim mi efendim? Bülent'ciğim, ben yalan mı söylüyorum yani? Haklısınız, ben karıştırdım herhalde. İyi, tamamdır. Kim aradı peki yani? Kimle görüşüyoruz, alıcılar kim? Kimse. Nasıl yani? Kimse aramadı. Benim aradıklarımda telefonu açmadılar. Sanırım bu televizyonda, internette çıkan haberlerden etkilendiler. Ne haberi? Gösterdiğim haberler efendim. Yahu Bülent'ciğim, yalan söyleme. Göstersem benim haberim olmaz mı? Hadi bakayım, sana zahmet. Şu sabah gazetelerimi getir benim. Emredersiniz. Önümüzdeki haftalarda boşanma davası görülecek olan Fidan Hersek'le bütün kadınlara bir mesaj gönderdi. Kadın kadının yurdudur diyen Fidan Hersek'le bütün kadınları birbirine destek olmaya çağırdı. Bak fotoğrafına. Ne güzelsin kız sen. Hı? Biraz daha okuyalım. Artık ok yaydan çıktı. Bundan sonrasını Rutkay düşünsün. Tamam. Devam ediyorum. Rutkay Sezai Hersek'in yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Yakın zaman önce Kütahya'daki kazılarda ortaya çıkarılan 16. yüzyıldan kalma madalyonun kaybının da Hersek'li ile ilgisi olduğu düşünülüyor. Yakın zaman önce Kütahya'daki kazılarda ortaya çıkarılan 16. yüzyıldan kalma madalyonun kaybının da Hersekli ile ilgisi olduğunu düşünülüyor. Yahu bu ne demek? Nereden çıktı bu rezalet? Bilmiyorum efendim ama dahası da var. Dahası mı var? Yahu daha ne olabilir Bülent'ciğim? Ses kaydını biri internete sızdırmış. Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı, her işi bitirir. Sileceksiniz bunu, hemen yok edeceksiniz. Efendim maalesef çoktan yayılmış bile. Ya ne demek yayılmış? Kaynağını bulun, yok edin işte diyorum. İnternet bu efendim, kaynağı bulsak bile çoktan farklı kaynaklar... Ne kaynağı? Kaynak maynak deme bana. Bir şeyi de becer. Becer, sabahtan akşama kadar internet, borsa. Hepsini yapıyorsun. Her şeyi ben halledeceğim. Alo. İhsan Beyciğim, nedir bu rezalet? Rutkay Bey, vallahi ben de az önce gördüm. Ya öyle mi? Hemen bir yayın yasağı aldıracaksınız, tamam mı? Bu haberi yayan kaynak kim, onu da bulacaksınız derhal. Rutkay Bey, bu iş öyle kolay olmuyor ya. Ya nasıl öyle kolay değil? Bu iş beni aşıyor, demek oluyor. Ya ne demek aştı bunca senedir? Ben sizi boşuna mı besledim yani? Ne demek şimdi bu? Rutkay Bey, benim yapabileceğim bir şey kalmadı demek oluyor. Aa, öyle olsun. Tamam, tamam, tamam. Peki, başınıza gelecekleri hazırlanın o zaman. Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Semih, günaydın. Günaydın.
Simit aldı taze. Aa, benim o değil de siz olanları gördünüz mü? Neymiş o? Baksanıza. Aa. Ya. Allah. Hayda. Toprak. Buyurun. Bu ne? Ya bilmiyorum, bir teker teker gelin. Neymiş o? Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Ama hallettik bir şekilde. Utkay Sezai başladı, her işi bitirir. Ya bu internette mi şu anda bu? Ben de onu diyorum. E kim koymuş bunu? Ben ne bileyim Toprak, ben ne bileyim. Bak çabuk hemen buluyorsun. Bu işin altında kim varsa bunu bana getiriyorsun, tamam? Allah Allah. Acaba kim var? İyi tamam, peki bulayım müdür. Tamam hadi, oyalanmayın. Haber bekliyorum. Tamam tamam, haber vereceğim. Ya senin durulmaz. Niye bir durmuyorsun acaba? Niye bensiz iş yapıyorsun acaba? Bütün ev burası sana emanet. Tamam, ben de amirim. Ay, ay Tevfik Usta. Ay çok iyi bir şey yaptık bak. Çok güzel olacak her şey ya. Ay hay aklımda bir yaşayayım değil mi? Ayteciğim bak bu... Bunları senin eşin, dostun, konu komşu satın alırlar değil mi? Ay aşk olsun Tevfik Usta. O satın almak ne demek? Kapış kapış gidecek. Bak göreceksin hepsini. Değil mi? Bütün ev kadınları bunlardan üçer beşer tane mutlaka kullanıyor. Oh. Çünkü çok pratik ayol ha. Valla. Ve o zaman biz çok güzel bir çılgınlık yaptık yani Ayda. Ha? Hem de nasıl güzel bir çılgınlık yaptık. Biz böyle böyle ufaktan holdingliğe kadar yükseliriz. Hadi be. Ama bak bir şey söyleyeceğim Tevfik Usta. Yarı yolda bırakmak yok. Bundan sonra iş ortağıyız. Ayten. Ayten ben, ya belli mi olur ya? Bakarsın bir gün hayat ortağı da oluruz. Şeyi gördün mü sen bunları? Bak, bak vallahi bunlar iç içe de geçiyor hepsi birbirinin içine. Ya, evet, iç içe de geçiyor. Şey, bak, rafları bak. Falan daha pratik sığıyor zaten o çok zaman. Çok güzel. Dur bir dakika, bir dakika. Şimdi, Tevfik Ustacığım ben böyle deneyimlerime dayanarak bir satış stratejisi hazırladım. Şimdi biz bunları böyle konu komşuya herkese arayacağız, çağıracağız. Sen de arayacaksın filan. Ama şey de yapmayalım. Klişe bir şey olmasın. Böyle evde toplantı filan demode oldu artık. Yok, yok, yok. Şey yapalım, açık böyle çay bahçesi olur. Ne bileyim bir park olur filan. Oraya çağırıyoruz. Ben evde böyle kek, börek, çörek bir şeyler hazırlıyorum. Termosta çay. Tabii canım. Şey yapıyoruz böyle. Yeniliyor, içiliyor falan. Hem de kalanları da paket yaparız, koyarız içine. Aa ne kadar güzel saklıyor falanlı filanlı böyle. Şov yapıyoruz be. Vallahi güzel o. Aa geldin mi sen? Çocukları bıraktım. Hah iyi yaptın. Ya hop hop üstünü başını çıkarma. Çıkıyoruz şimdi. Niye? Satışa gidiyoruz oğlum. Hadi. Ticaret ayol hadi. İyi. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Şey yap. Bir... Durdu sen pazar arabası var onu getirsin de. Ya beni kaldır önce sen. Gel. Bunu sen mi taşıyacaksın usta? Niye kaldıralım seni? Niye? Otur biz bunları tamam, yerleştirelim sonra kalk. Biz bunları ayarlayalım tamam mı? Tamam. Sinan Beyciğim ha. Kutunun içine direkt girer bunlar bak. Ay ne yapıyorsun ya? Girdi hepsi içine girdi ya bir Sinan, şey. Ya Sinan ya aşk olsun ama yani ya o kadar şey para olmaz, verdik. Bir şey olmaz plastik bir şey olmaz ya. Toprak. Yasemin iki dakika dışarı kapının önüne gelir misin? Geleyim niye ki? Bilmiyor musun ne olduğunu Yasemin lütfen gelir misin? Tamam geliyorum. Yasemin sen ne yapıyorsun? Merhaba Toprak, iyiyim sen? Yasemin, ne sorduğumu çok iyi biliyorsun. Tamam soruyorsan ne olduğunu biliyorsun işte. İyi tamam, sorumu değiştireyim o zaman. Yasemin bunu neden yapıyorsun? Çok belli değil mi? Bu Rutkay denen şerefsizden kökten kurtulmak için başka seçenek kalmadı artık.
Peki güzel. Sorumu genişleterek sorayım o zaman. Yasemin neden bütün bunları beni ekarte ederek yapıyorsun? Ya ben sana arkamı dönemeyecek miyim ya? Çünkü senin de başının belaya girmesinden korkuyorum. Yasemin, asıl ben senin başının belaya girmesinden korkuyorum. Toprak, sen polissin. Ben şimdi sana nasıl diyeyim, izinsiz aldığım bir ses kaydını gazeteciye veriyorum, internette yayınlıyorum diye. İzinsiz aldığın, yani senin aldığın ses kaydı. Yasemin, acaba polisim diye söylemediğin başka bir şey var mı bana? Hayır, çünkü bak dediğim gibi iş işten geçti, ben artık dönülmez bir yola girdim. O ne demek ya? Ben sana aşık oldum demek. Tam bunu da içimden söyledim varsay. Tamam, ben gelirim akşam nöbete, sen de eve geçersin oradan. İyi, tamam. İyi, tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, bir şey olursa haber et madem. Tamam. Yasemin Hanım, ben de şimdi Fidan Hanım'a kendisini yarın taburcu edebileceğimizden bahsediyordum. Ay, çok iyi. Tabii pansumanlara ve kontrollere düzenli olarak gelmek kaydıyla. Tamam, yok. Kesin geliyoruz. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ay, duydun mu? Evimize gidiyoruz. Bücürlere kavuşuyoruz sonunda. Çok özledim kızları. Değil mi? Yasemin. Hı. Çok korkuyorum. Biliyorum. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Erkancığım, nasılsınız üstadım? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Her şey yolundadır umarım. Sağ olun, sağ olun. Ne diyeceğim, elimde çok güzel, çok özel bir parça var. Tam size la... Efendim? Yahu üstadım, hepsi iftira, düzmece yahu. Beni bilmiyor musunuz? Peki efendim, öyle olsun. Yo yo, hiç sorun değil. Öyle olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bülent'ciğim. Bülent. Efendim? Ne yaptın? Kimse telefonlarımı açmıyor. Daha iki gün öncesine kadar burada kuyruk olan insanlar bunlar. Gör. Hayat böyle işte. Neriman Hanımcığım. Anneciğim, müsait misiniz? Gel bakalım. Şimdi şöyle bir sıkıntılı durum var. Şu sıra biraz nakde ihtiyacım var da benim. Ha. Bak sen. İşler maalesef pek yolunda gitmiyor da. Hangi işler bunlar? Benim... Üzümünü yiyip de bağını sormayacağım işler mi? Anneciğim, yapmayın lütfen. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bir tanesiniz siz.
bunları şimdilik götürüver Osman Bey. Efendim yalnız bunlar borçlarımızı karşılamaz. Biliyorum Bülent'ciğim, şimdilik böyle idare etsin, çözeceğim. Erkut'u yolla bana. Ne dersiniz? Yarın ayrılıyoruz demek. Hande hemşire. Çok teşekkür ederim. Çok iyi baktınız bana. Olur mu öyle şey? Benim görevim bu. Ayten abla arıyor. Ben bununla konuşup geliyorum. Selam söyle. Alo. Yasemin Hanımcığım. Siz kendinizi şimdi dünyadaki en akıllı insan zannediyorsunuz ya. Hani beni alt ettiğinizi zannediyorsunuz ya. Heh. İşler aslında hiç öyle değil. Ben o ses kaydını yayan kişinin siz olduğunu biliyorum. Bunun da bir bedeli olacak tabii ki. Ne yapacaksın ruh hastası? Ne yapacaksın? Ya ne kadar masum masum konuşuyorsunuz. Sanki gencecik insanı öldürmemişsiniz gibi. Elinde hiçbir şey yok, tamam mı? Delillerin yok edildiğini biliyorum. Kamera görüntülerinden de hiçbir şey çıkmaz, tamam mı? Yasemin Hanımcığım, siz beni bayağı hafife aldınız. Bu hayatta insanları bir şeye inandırmak için onlara bir şey ispatlamanın gerekli olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. Beni bir daha sakın arama. Yo, bundan sonraki görüşmemiz zaten telefonda olmayacak. Çok farklı şekilde olacak. Gel. Beni çağır mısınız efendim? Hah, Erkut'cum gelsene, aklımda bir şeyler var, seninle onları bir konuşalım. Güzel değil mi kız? Harika. Değil mi? Ay bunlar da çok şıkmış. Nagihan'cığım bak bunlar çok güzel. Bak yemin ederim bak gelirken kek yaptım size, buyurun. Şekerim bunlar böyle sıcak koy içine. Soğuk koy, hiç fark etmiyor zeytinyağlı. Ya pazardan alışveriş yaptın, yok dereotunu bilmem. Onlar da bakımlı kap gibi. Koyabilirsin yani. Bir de iç içe koyunca o şey bebek var ya, matuşka bebek gibi. Bunlar çok güzel bak. Çay dağıtayım ben. Yerde kaplamıyor kız. Pahalıdır bunlar. Pahalıdır bunlar diyor. Yok canım, pahalı olur mu Allah aşkına? Yok, biz bunları yurt dışından getiriyoruz. Evet evet, dolarla. Dolarla alınıyor. Efendim firma bize 10 yıl veriyor. Ama bir sorun yaşarsanız ben buradayım, direkt beni arayın. Tamam mı? Evet, aldın mı? Gel vatandaş. Gel gel. Al vatandaş gel. Para gördü vallahi. Ay çok iyi oldu böyle karşılıklı nakit alışverişi de oldu. Makine falan da yok arada. Oh! Ay Tenciğim ya, senin ne kadar çok dostun, arkadaşın, komşun varmış ya. Ha? Sevfik Usta ne demişler? Evde eşya biriktirme, insan biriktir. Bak hepsini aradık, sen de aradın böyle. Herkes koşa koşa çıktı geldi. Zaten bunlar her evde kullanılıyor canım ama çok iyi oldu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu kadarını beklemiyordum ha. Yani bir 20-30 tane falan satarız diyordum. Ama bu kadarını bayağı kâr ettik. Çok iyi. Sinan Beyciğim, şimdi şöyle bir durum var. Satış stratejinizi oturtup sistemi de oturttuğunuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor canım. Bak bak, duydun mu? Ya sen bak 80 senelik esnafsın. Senin hala böyle bir stratejik bir sistemin yok be. Ayten Hanım, şimdi bu işi biraz daha büyütmenin zamanı, tamam? Tamam. Sinancığım, sen şu Ali'den Elif'i ara. Elinde ne kadar mal varsa hepsini bize göndersin, biz bu kârımızla satın alalım. Tamam, şöyle bir insanlar bir esnaflığı bir görsün ya. Bir ticaret nasıl yapılır bir anlasın. Çok heyecanlı ayol, bin çok güzel. Ara hemen Sinan Beyciğim. Tamam, şunları sayayım mı? Necla ablam mesaj atmış. Aytencim, bu mavi kapaklı olan bulaşık makinesinde eriyor. Ay Ayşe,
Anam. Ayten abla bu daha kullanmaya başlamadan kırıldı. Hani 10 yıl garanti vermiştin sen. Eyvah. Efendim Nuriye? Hı. Ya yok canım. Kırılmaz yani. Ben de kullanıyorum da acaba diyorum bir kullanım hatası falan mı yaptın sen? Hallederiz. Sıkıntı değil. Tamam. Efendim. Efendim Meltem abla. Kapakları. Sonra da kendisi yamuldu. Tamam. Tamam. Garanti kapsamında zaten onları şey yaparız. Değiştiririz. Ben değiştiririm. Yok yok. Bunu değiştirmek falan yok. Değişti. Tamam. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Ay. Bir dakika. Alo. Alo. Hayda. Senin telefon da çalıyor. Bir bak bakayım. Ya nasılsın? Nasılsın Sakine teyzeciğim? Bu kim şimdi? İyi misin? Ha? Sema Hanım? Buyur. Hadi ya. Bak sen ilk defa oluyor böyle bir şey. Allah Allah. Yok yok tamam tamam. Dur tabii değiştiririz canım. Tamam istersen parasını da veririz. Ya tamam dedim işte tamam. Şükran abla şey yaparız canım yani sinirlenmene gerek yok o kadar. Hayır yani ilk defa başımıza geliyor tamam olabilir. Olur yani. Suzan teyze sen beni duyuyor mu? Duyu bak bağırma. Bağırma bana bağırma. Ben seni duyuyorum. Duyuyorum tamam. Bir sakin ol. Ben zaten senin paranı iade ederim. Sinan sen bırak onu. Sen şu Ali denen herifi ara. Bizim paramızı geri versin. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Usta ben sana bir şey söyleyeyim. Biz apaçık dolandırıldık. Ben sen ne diyorsun be? Ulan biz taş gibi mal satıyoruz be. Taş gibi. Ulan bu ne? Aa bu kır. Bir dokundum kırıldı bu be. Ulan bu ne? Biz gittik ya. Ben nereden Allah girdim Allah. Sizinle bu işe ya? Nereden gaza geldim Allah'ım ya? Sinan Beyciğim lütfen öyle siz de midenize konuşmayın yani. Az önce paraları sayarken gayet keyifliydiniz. Ayten Hanım bak bir şey söyleyeyim mi? Sen bana bir konuşma tamam mı? Bak ben şu anda seninle iletişim kuracak şeyde değilim bir de. Oh, neden? Oh, oh. Ya ben seninle uğraşmıyorum ayrıca. Ya, durum ortada yani. Ya Sinan. Ya sen de Ayten Hanım'la nasıl konuşuyorsun be? Usta vallahi öyle mi oldu şimdi ya? Şurada iki tane bunca yıllık hukukumuz. Yani iki tane kaba mı değişiyorsun sen? Üzülür ne yapayım? Saçmalıyorsun. Saçmalama. Hadi bana eyvallah. Ben gidiyorum. İstifa ediyorum. Size de mutluluklar diliyorum size de. Evet, dile. Sinan Bey. Para. Ulan para. Parayı götürmedin. Parayı götürdü. Bayağı aldı götürdü. Ulan parayı getir geriye. Hayırlı akşamlar, hayırlı vazifeler. Birileri nazar boncuğunu düşürmüş. Gidip bu gece vermek lazım bunu ama. Allah korusun nazar mazar değerse ona. Allah Allah. Rahat mı böyle? Sen bence artık biraz uyumaya çalış. Yarın büyük gün eve dönüyoruz bak ha. Vallahi serumlar sersemletti biraz ama uykum yok hiç. Televizyon açayım mı sana oyalar biraz? Olur. Tamam. Dur neredeydi kumandası? Bu soruya da şuraya koydum. Ben bir kendime çay almaya gidiyorum. Sen bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Geliyorum biraz. Yasemin. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim.
İnternette okudum her şeyi. Burada olduğunu öğrendim. Ne istiyorsun benden ya? Sadece konuşmak istiyorum Yasemin. Ne olur Yasemin, bana 10 dakika ayırt, ne olur. Sana anlatamadığım şeyler var. Çok geç. Lütfen. Konuş hadi. Benden nefret mi ediyorsun? Evet. Hayır. İstesem de senden nefret edemiyorum. Çünkü sen çocuğumun babasısın. Hiç görmemiş olsam bile. Yasemin, öyle pişmanım ki. Engin, şu çay bitene kadar vaktim var, hadi. Seninle tanıştığımız zaman Burcu hayatımdaydı. Vay be. Ruhum bile duymadı, helal olsun vallahi. Ben sana aşık olunca ondan ayrılmak istedim. Zahmet olmuş. Ama olmadı. Malum. Hamileyim dedi. Bak Allah'ın işine işte. Ben de o zaman böyle karnım burnumda. Çok büyük bir aşk yaşadığımızı zannediyorum. Babama res çekmişim, okulu bırakmışım. Salak saçma işlere girişmişim. Ne için? Senin için. O kadın için bıraktım bizi. Ne o zaman bir adam, ne? Annemle babama senden bahsettiğimde... Engin, senin annenle baban ölmemiş miydi? Ya senin hayatın yalanmış. Sen ne, nasıl bir yaratıkmışsın sen ya? Senin hamile olduğunu söyledim bunlara. Çocuğun cinsiyetini öğrendikleri zaman işler değişti. Sebep? Bizim orada kız çocuğuna pek hevesle bakılmaz. Erkek çocuk isterler ki ailenin soyu devam etsin. Kız çocuk nasıl desem yük gibi gelir. Okutması, büyütmesi, çeyizi değer vermezler. Gerçekten mi? Engin. Engin gerçekten ya. Yasemin, sen benim ailemi bilmiyorsun. En başından beri o yüzden sana bahsetmedim onlardan hiç. Hayatım boyunca kaçtım onlardan. Ama hamileydim. O sorumluluğu tek başıma alamazdım. Ben de tekrar gittim yanlarına o yüzden yardım istemek için. Ama kafa yapısı bu. Değiştiremiyorsun. Duyar duymaz olay çıkardılar. Bir yandan da Burcu vardı. İki çocuk beni çok korkuttu. Sen de öbür çocuğu seçtin. Sen pazardan elma mı seçiyorsun ya? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin? Senin annen kim? Baban kim? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz de benim çocuğumun babasız büyümesine karar veriyorsunuz? Siz kimsiniz? Yasemin, sonradan öyle pişman oldum ki. Ama karşına çıkacak cesaretim yoktu. Ne maddi ne manevi gücüm yok. Ölüydün lan çünkü. Ölüydün. Bahaneye bak ya. Hayatım, kusura bakma, ben çocuğumuza babalık yapamayacağım. Biraz öldüm de ben. Yasemin, çok utandım. Yüzüne nasıl bakacağımı, sana ne diyeceğimi bilemedim. Sen de böyle bir yalan buldun ha. Yok olmak istedim. Hayatından tamamen çıkarsam senin için daha iyi olur diye düşündüm. Karşıma bir daha çıkmasaydın Engin ya. Keşke ben seni hep ölü bilseydim. Ben anılarımdaki gibi sevmeye devam etseydim seni. Keşke. İnan bana, şimdiki aklım olsa bunu yapmazdım Yasemin. Gençtim, korktum. Ben de gençtim. Anneydim. Yalnızdım, parasızdım. Ama hiçbir zaman senin kadar korkak olmadım. Yasemin, gitme. Thank you.
niye geldin, niye gidiyorsun? Beni de koşturuyorsun peşinden. Seni görmeye diye geldiydim. Gördüm. Meşgulsün, müsait değilsin. Ben de gidiyorum. Benim işim var biraz. İner misin arabadan? İnmiyorum. Hadi bakalım, inmiyorum. Peki, keyfin bilir. Evet sayın seyirciler. Bu akşam konuğum, iddiaların hedefindeki isim Rutkay Sezai Hersekli. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen konuya girmek istiyorum. Ne diyorsunuz size yöneltilen bu iddialar karşısında? Vallahi bir kere siz söylediniz her şeyden önce bunların hepsi bir kere iddia. Bakın ben mahkemeye çıktım, tutuklanmadım. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu linççi sosyal medyacılar var ya, bu internet hakimleri. Bu internet hakimleri bizim hakimlerimizden çok mu daha iyi biliyorlar da beni suçluyorlar? Evet ama yargılamanız devam ediyor. Efendim devam etsin. Bittiğinde de sonuç değişmeyecek ki. Peki bu olay doğru mu Rutkay Bey? Yani nedir bu işin aslı? Bir de sizden dinleyelim. Tabii evet, eşimin bıçaklandığı doğru tabii ki. Ama olayın benimle hiçbir alakası yok. Her şeyden önce şunu bir kere açıklamak istiyorum. Şimdi benim eşim çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkları olan birisi. Bir takım ilaçlar kullanıyor. Dolayısıyla da çevresindeki insanların maalesef oyununa gelebiliyor. Bir isim vermek istiyorum. Yasemin Durulmaz. Benim eşim şu anda Yasemin Durulmaz denen o kadının himayesi altında. Nasıl yani? Kim bu Yasemin Durulmaz? Efendim, benim eşimden faydalanmaya çalışan bir kadın işte. Yasemin. Nasıl bir faydadan bahsediyoruz? Efendim, maddi bir faydadan bahsediyorum. Yasemin. Benim gibi varlıklı, zengin, köklü bir aileden geliyorsanız eğer, maalesef böyle etrafınızda sizi yani kemirmeye çalışan, sömürmeye çalışan bazı asalaklar olabiliyor. Benim eşim de gitti bunlardan bir tanesine kandı. Ya gerçekten bak, işle ilgili bir şeye yetişmem lazım da sen in istersen. Sen neden geldiğini söyleyinceye kadar hiçbir yere inmiyorum. Bileklik. Bilekliğini düşürmüşsün. Onu getirmeye de geldim. Getirdim, verdim. Tamam. Bunun için mi? Gerçekten gecenin bir vakti sadece bunun için mi, bileklik için mi geldin? Ya ne söylememi bekliyorsun ha? Tabii ki bileklik için gelmedim. Gece gece bilekliğin derdine mi düşeceğim ben? Seni görmeye diye geldim. Geldim, gördüm, müsait değilsin. Tamam, ben de gidiyorum. Anlaştık mı? Tamam mı? Bu. Bir dakika, bir dakika. Sen Engin'i mi yanlış anladın? Yuh! Ya ne yuh ya? Neticede bana laf söylemek düşmez. Yani çocuğunun babası. Eğer birleşmek isterseniz tekrar, ben ne diyeceğim ki? Bir şey mi söyleyeceğim pardon, ya? Pardon efendim. Ya Yasemin, tamam ya. Biz ya gerçekten görüşmeyelim ya. Bak ikinci defa söylüyorsun bunu Toprak. Ne söyleyeyim? Ne diyeyim? Ya kendimi kaybediyorum ben. Aklımı kaybediyorum seni gördüğüm zaman. Mutlu oluyorum lan, mutlu. Ben seni gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Seninle mutlu olabilmenin hayalini kuruyorum ben, tamam mı? Oldu mu? Ya çünkü seni seviyorum ben. Yani Yasemin denen bu kişinin sizden para sızdırmak için eşiniz Fidan Hersekli'yi kullandığını ve size bir komplo kurduğunu söylüyorsunuz. Ben şimdi birazdan size bu Yasemin Hanım'la ilgili öyle şeyler anlatacağım ki siz kararınızı verin. Ben nasıl bir iftira bombardımanı altında kalıyorum, nelerle yüzleşmek zorunda kalıyorum. Sus artık. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Sus artık, sus. Bu Yasemin Durulmaz var ya, bir kere sabıkası olan biri. Öyle mi? Aynen öyle. Hırsızlık gibi böyle çok adi bir suçtan hüküm giymiş birisi. Sus. Sus. Hatta sus artık. Burada kalsa iyi. Sus, bu kadın sus. Bazılı bir suçlu efendim. Bu internette dolaşan ses kaydıyla ilgili olarak mı söylüyorsunuz bunu? Yasemin Durulmaz'ın ürettiği sahte bir kayıt olduğunu söylemiştiniz. Evet evet, ya onların hepsi işte bilgisayar ortamında yapay zeka ile falan üretilmiş. Hiçbir hukuki değeri olmayan şeyler onların hepsi. Ama ben biraz sonra size burada bazı görüntüler göstereceğim. Onların bir bilgisayar ortamıyla falan hiçbir şeyle alakası yok. Konuşacak. Oldukça gerçek görüntü. Konuşacak. Neyse, lafı çok uzattım. Ben sus artık. Bakın, sus. Bu Yasemin Durulmaz azılı bir katil. Ya bırak Yasemin ya. Ne? Sen öptün mü kız beni? Evet. Ne diyorsunuz? Bu çok ciddi bir suçlama. Aynen öyle. Bundan çok kısa bir süre önce
bu Yasemin Durulmaz Halil Karaçam isminde bir genci öldürdü. Oldu o zaman, öptüm çok. Emniyet güçleri uzun zamandır bu cinayetle ilgili ipucu arıyorlardı. Ben de onlara yardımcı olmak için bugün bu ipucunu burada yayınlıyorum. Rejideki arkadaşlarıma rica edebilir miyim? Görüntüyü verebilirler mi arkaya? Bakın, şimdi burada Yasemin Durulmaz merhumun arabasını takip ediyor. Dikkatli bakın. Sus. Bu görüntüden de çok kısa bir süre sonra Halil Karaçam öldürülüyor. Sus. Yasemin neredesin? Neredesin? Sus. Sus. Ben şimdi emniyetten bu azılı katilin bulunmasını talep ediyorum ve tutuklanmasını rica ediyorum. Lütfen. Lütfen.